İpek Kübra Yılmaz 10 aylık bir bebek. Annesi Gülen yapılanmasının üye olduğu gerekçesiyle hapis cezası aldı. İpek Kübra da bakıma ihtiyaç duyduğu için annesiyle birlikte Bakırköy cezaevine girdi. Ceza infaz kanunu 18 aydan küçük çocuğu olan annelerin cezaevine girmesini engelliyor ancak bu yasa uygulanmadı. Konuyu gündeme getiren HDP milletvekili Gergerlioğlu ve İpek Kübra'nın babasıyla konuştuk. 38 yaşındaki Şadinaz Yaşa Yılmaz, geçen hafta Gülen yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Bakırköy cezaevine gönderildi. 10 aylık bebeği de kendisiyle birlikte cezaevine girdi. Normalde 18 aylık olana kadar bebekli annelere yasa infaz erteleme veriyor. Bekleniyor yani 18 aylık olana kadar bebek cezanın infazı bekleniyor. Fakat bu gerçekleşmedi. Cezaevine gönderilme kararını aile şaşkınlıkla karşıladı. Şöyle beklenmedik ki çünkü benim eşimin zaten 3 aydır bir ev hapsi vardı. Ev hapsinden sebep biz bunun devamını düşünüyoruz. Çünkü Yargıtay'ın veya istinafın bozması bir mümkünat yani. En kötü adli kontrolle bırakılacağını da düşünüyoruz. Avukatımızın da bize telkini buydu. Maalesef çok sürpriz oldu açıkçası. Ev hapsindeyken hiçbir şekilde bu ev hapsini ihlal etmemiş bir mahpus. Yani bunu böyle daha ağır bir cezaya çevirmenin hiçbir anlamı yoktu. Ömer Faruk Gergerlioğlu bir başka noktanın daha altını çizdi. Başka birçok kararda da erkek veya işte çocuksuz annelerde ceza verilir. Çoğunlukla Yargıtay'a kadar beklenir. Böyledir. %90'ı böyledir. Normalde böyle bekleyen çok kişi vardır. Yani 6-3 alır. Yargıtay'a kadar tutuksuz olarak yargılanmak üzere beklenir. Tüm bunlara rağmen İpek Kübra annesiyle birlikte cezaevine girdi. Perşembe günü ise bir rahatsızlık geçirdi. Anne çok çaresiz durumda. Çocuk bu arada annesini hiç korkmuyor, ayrılmıyor. Maalesef 40.1 dereceye kadar yükselen bir ateş. Eşim saat 11.30 gibi işte yani zaten gün boyu devam eden bir hastalık sürecinden sonra halsiz kalmış, tepki veremez hale gelmiş. Yani o yüzden açıkçası endişelenmiş. Zaten devirdeki doktor da endişelenmiş ve hastaneye sevdikmiş yani ambulansa. Şimdi aile tutuklama kararına itiraz edecek. Gergerlioğlu ise benzer durumlarda kamuoyu oluşturduklarında sonuç aldıklarını söyleyerek olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Binlerce örneğini ben size...